Daha önceki videolarımızda açığa satış konusu üzerinde durduk. Bu videomuzda ise açığa satış işlemlerinin yapılabilmesinin finansal piyasalar açısından iyi mi yoksa kötü mü olduğunu değerlendirmeye çalışacağız hep birlikte. Önce bu şirketin hisse senedinin fiyat grafiğini çizmeye başlayalım. Diyelim ki bu hissenin fiyat grafiği bu şekilde olsun. Bu eksende zamanı gösteriyorum. Bu eksende ise hisse senedinin fiyatı var. Hatta bu grafiğin oluştuğu ortamda açığa satış işleminin yapılmadığını varsayalım. Açığa satış yapmak yasak olsun burada. Hissenin fiyatında gördüğümüz hareket şu şekilde. Burada birçok insan hisse senedi alıyor. Sonra burada bazıları bir sebeple korkup satmaya başlıyorlar burada daha çok insan almaya başladı. Yani talep arzdan biraz daha fazla olduğundan hissenin fiyatı yükseldi. Bu da genelde volatiliteyi tetikleyen bir durumdur. Açığa satış yapma imkanı olsaydı eğer bu hissenin fiyat grafiği nasıl oluşurdu onu düşünelim şimdi. İki senaryo kurgulayalım. Birinci kişi açığa satış yapıyor olsun, kar elde ediyor. İkinci kişi açığa satış yapıyor, bu da zarar ediyor. Önce açığa satış yapıp para kazanan yani kar elde eden kişiyle başlayalım. Eğer hissenin fiyat grafiği gördüğümüz gibi ise açığa satış yaparak para kazanmak nasıl olurdu diye düşünelim. Bu arada kişiler borsada işlem yaparken bizim burada baktığımız grafiği görmüyorlar. Onlar sadece alım satım yapıyorlar. Grafikse yapılıp bitmiş, tamamlanmış işlemleri yansıtıyor. Yoksa geleceği görmek mümkün değil. Ancak açığa satış yaparak para kazanabilmeleri için buradaki tepe noktalarında satış yapmaları gerekir. Ve sonra da açık pozisyonlarını diplerde kapatmaları gerekecek tepe ve dip noktaları grafikte çok belirgin olduğu için açıklamama gerek yok sanırım. Açığa satış yapan kişinin yakalayabileceği en iyi satış ve alış noktalarını farklı renkle işaretleyelim. Burada pozisyon açıp satış yapıyor ve buradaysa alım yaparak pozisyonu kapatıyor. Şu aradaki kadar bu satış ve alış hareketlerinden kar edecek. Sonra beklemeye geçecek. Fiyatın pahalı olduğunu düşündüğü bir nokta vardır aklında muhakkak. Hissenin fiyatı oraya yükselene kadar bekleyecek. Burada açığa satacak. Burada da sattığı hisseyi geri alıp pozisyonunu kapatacak. Biliyoruz ki gerçek dünyada satış yapmak veya alım yapmak için en iyi noktaları her seferinde tutturmak mümkün değil. Ama Diyelim ki bu kişinin analiz yapma yeteneği çok iyi. Yatırımcı psikolojisini piyasanın gideceği yönü çok iyi tahmin ediyor ve her seferinde doğru hareket etmeyi başarıyor olsun. Çok yetenekli biri bu. Bu işlemi tekrarlıyor olacak. Burada açığa satacak ve buradaysa pozisyonunu kapatacak. Bu açığa satış işlemlerinin hissenin fiyatını nasıl etkileyeceğini düşünelim. Grafikte yeşil renkle gördüğümüz çizgi, açığa satış işlemlerinin yasak olduğu durumda oluşan fiyat hareketliliklerini gösteriyordu. Açığa satış işlemlerinin yapılmasına izin verdiniz. Açığa satış yaparak para kazanma konusunda çok becerikli olan bu kişiler geldiler ve işlem yapmaya başladılar. Burada açığa satış yapıyor. Peki açığa satışın mantığı neydi? Sizde bu hisse senedinden yok. Başkasından hisse senedini ödünç alıyorsunuz ve ödünç aldığınız hisse senedini gelip piyasada satıyorsunuz. Yani aslında hisse senedi için fazladan arz yaratmış oluyorsunuz. Açığa satarak yaptığı şey aslında bu noktadaki fiyatı düşürmek. Eğriyi çizeyim. Eğer bu bölgedeyken açığa satış yapan birkaç kişi varsa buradaki tepe noktası daha aşağıda daha düşük bir fiyat seviyesinde oluşacak Burada satış yapan daha çok kişi olacak ve bu sebeple fiyat bu kadar yükselemeyecek Açığa satış yapan kişilerin satmış oldukları hisse senedini geri alarak burada pozisyonlarını kapatmaları gerekecek Pozisyon kapatacaklar yani daha önceki videolarımızda bunu konuşmuştuk. Satış yaptılar, sonra alış yaparak pozisyonlarını kapattılar. Fiyatın düşük olduğu bu noktada açık pozisyonunu kapatmak üzere alım yapmaya çalışan bir grup yatırımcı var. Zaten daha önce ödünç hisse senedi alıp piyasada satmışlardı. Şimdi satmış oldukları hisse senedini geri alarak senet borçlarını ödeyecek ve pozisyonlarını kapatacaklar. Yani bu noktada alıcı sayınız normalde olandan daha fazla olacak Zaten açık pozisyoncular da alım için geldiler Ve bu noktada daha fazla sayıda satıcı var Dolayısıyla fiyat oraya kadar yükselemeyecek Buradaki alıcılar da çoğaldı ki açık pozisyondakiler pozisyonlarını kapatmaya çalışıyorlar Fiyat bu kadar düşmeyecek Evet bu şekilde devam ediyor Piyasada açığa satış işlemlerinin yapılabildiği durumu gözümüzün önüne getirelim şimdi. Hisse senedinin fiyatı tepe noktasındayken satış yapmaya çalışıyorlar ve fiyat dipte olduğundaysa satmış oldukları malı satın alıp pozisyonlarını kapatmaya çalışıyorlar. Düşünürseniz bu işlemler aslında hisse senedinin fiyat oynaklığını yani volatilitesini azaltıyor. Volatilitenin çok yüksek olmaması şirket yönetiminin ve şirket hissedarlarının yararını olacaktır. Açığa satış yapanlar da hayatlarından memnun çünkü yaptıkları işlemlerden para kazandılar. Aslında volatilitenin çok yüksek olmaması borsada hisse senedi alan satan herkesin demek ki yararını olacaktır. Açığa satış işlemleri volatiliteyi azaltıyor. Şimdi sıradan bir yatırımcı düşünelim. Hisse senedini burada alıp buradaysa satıyor olurdu. Aslında her iki yatırımcının yaptığı şey birbirinin aynı. Ancak normal yatırımcı önce alıp sonra satıyor. Açığa satışdaysa işlem ters sırada. Yani önce satış, sonra alış şeklinde oluyor. Yani sadece alım satım sıralamaları değişik. Her iki gruptaki yatırımcılar da para kazanabilmek için fiyat düşükken almaya ve fiyat yüksekken satmaya çalışıyor düşükten alıp yüksekten satmaya çalışan herkes aslında hisse senedinin fiyat volatilitesini azaltmış oluyor. Eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız, yani hisse senedini satın aldıktan sonra uzun süre elinizde tutuyorsanız tarzınız bunu yapan yatırımcıya değil buradaki yatırımcıya benziyor olurdu. Sürekli olarak hisse senedi alıp satan kişileri klasik anlamdaki yatırımcılardan ayırmak için, sanırım sürekli işlem yapan gruba alsatçı demek yerinde olacaktır. Alsatçı olarak adlandırılan bu grup sürekli alıp satıyorlar, uzun vadeli yatırımcılar gibi hisseyi alıp üzerine yatmıyorlar haliyle. Belki de fiyat düşük olsa dahi daha da düşeceğine inanıyorlar ve düşük fiyat seviyesinde dahi hala pozisyon açıyorlar. Yani açığa satış yapıyorlar. Bu alsatçılar açık pozisyondayken herhangi bir sebeple hisse senedinin fiyatının yükselmeye başlaması durumunda korkuyorlar ki hisse senedinin fiyatı daha da yükselebilir ve fiyat yükseldikçe açık pozisyonda oldukları için daha da çok zarar edebilirler. Bu durumsa hisse senedinin volatilitesini artırıyor. Fiyat yükselirken açık pozisyonda yakalandılar ve zarar ettiler. Düşünün, fiyat düşükken sattılar, sattıkları bu hisseleri alıp yerine koymaları gerekecek ve fiyat yükselmeye devam ettikçe zararları da artacak. Fiyat daha da yükselmeden hemen gidip almaya çalışacaklar pozisyonlarını bu durumda kapatmak zorunda olacaklar. Bu harekette fiyat oynaklığını yani volatilitesini yükseltecek. Açık pozisyondayken fiyat yükselmeye başlarsa zarar ediyorlar. Yani cezalandırılmış oluyorlar ve bu kişiler yanlış karar vermenin bedelini de tabii ki ödüyorlar. Hisse senedinde işlem yapan kişilerin piyasaları manipüle etmeye çalışmadıklarını Hisseye ilişkini yalan yanlış dedikodular yaymadıklarını varsayıyoruz. Zaten bunlar düzenleyici resmi otorite tarafından yasaklanmış şeyler. Piyasanın işleyiş kuralları çerçevesinde kalarak hisse senedinde alım veya satım yönünde işlem yapan her bir yatırımcı aslında çok değerlidir. Alım veya satım yapan pek çok kişinin olması hisse senedinin fiyat oynaklığını azaltıyor bir hisse senedinde işlem yapan çok sayıda kişinin olması tabii ki iyi bir şey. Bu sayede fiyat doğru bir noktada oluşabiliyor. İşlem yapan çok sayıda kişi olduğunda fiyatta aşırı oynaklık olmayacak ve bu da piyasa açısından tabii ki olumlu olacak. Şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum. Hisse senedinin fiyatının yükselmesini kimler ister? Kimler bu artıştan faydalanır? Bu soruya bir bakalım. Ve hisse senedinin fiyatını kimler yakından takip eder ve yeri geldiğinde eleştirir? Hisse senedine ilişkin kanaatimizi oluştururken değerlendirdiğimiz konulardan ilki bu şirketlerin yöneticileridir. İşlerine ne kadar hakim oldukları, ne kadar güvenilir olduklarına dikkat ederiz. Çünkü bu kişiler şirket yönetiyorlar. Şirket yöneticileri doğal olarak yönetmekte oldukları şirketin finansal durumunu en iyi bilen kişilerdir. Bu yöneticilerin önemli bir kısmı ellerinde bu şirketin hisse senedini tutuyor olabilirler veya bu yöneticilerin alacakları primler şirketin hisse senedinin borsadaki fiyatının yükselmesine bağlı olarak belirleniyor olabilir. Yani yöneticilerin hisse senedinin fiyatının yükselmesini istemek için yeterince motivasyonları var. Amerika'da bu konuda kötü deneyimler de yaşandı aslında. Anlattığım bu sistem yüzünden işler kötü gittiğinde yöneticilerin bilgi saklamaya çalıştığını maalesef bazı şirketlerde gördük. Yöneticiler hisse senedi fiyatının yükselmesini istiyorlar. Biraz daha düşünelim. Finansal piyasalar üzerinde etkisi yüksek olan başka hangi gruplar aklımıza gelecek? Evet düşünüyorum ilk aklıma gelen finans medyası. Finans alanında yayın yapan televizyonlar, finans dergileri ve gazetelerin finans sayfaları piyasaları yönlendirme konusunda oldukça etkili durumdalar. Şimdi finans medyası konusunda biraz düşünelim. İşlem gören şirketlerde yanlış giden şeyleri yayınladıklarında mı para kazanıyorlar ya da siz piyasada işlem yaparak kar ettiğinizde mi para kazanıyorlar? Hayır tabii ki para kazandıkları temel yer reklam gelirleridir. Peki reklam gelirlerini kimden sağlıyorlar? Ee, evet nadiren finans kanalında veya finans dergisinde konut veya deterjan reklamı da görebilirsiniz. Bu da gerçekten oldukça ilginç. Ancak asıl reklam gelirleri finans sektöründeki firmalardan gelecek tabii ki. Paranızı yönetmek veya yönetmenize yardımcı olmak isteyen aracı kurumlar, bankalar, finans danışmanlık şirketleri, portföy yönetim şirketleri, yatırım fonlarının reklamlarını görüyoruz. Düşünürseniz bu finansal kurumlarda aslında borsa yükselirken daha çok kâr ediyorlar. Yatırım fonu yöneticileri hisse senedi fiyatlarının yükselmesini ister. Düşünelim. Borsada alım satım işlemlerinizi yapan kurum için fiyatların yönü fark etmez aslında. Bu şirketin karlılığı açısından en önemli olan nokta kaç kere işlem yaptığınız ve ne kadar komisyon ödediğinizdir. Ne kadar çok sayıda ve büyüklükte işlem yaparsanız o kadar çok işlem ücreti ödersiniz. Ama genel olarak düşündüğünüzde eğer hisse senedi fiyatları yükselirse daha çok yatırımcı borsaya gelir ve Alım yapar. Amerika'da ise geçtiğimiz yıl hisse senedi fiyatlarının düştüğünü ve yatırımcıların buradaki yatırımlarını azalttığını gözlemledik. Yatırımcılar bu piyasadan çekilmeye başladığında ilgili finansal kurumlarında karlılığı azalacak. Para yöneticilerinin aldığı primler de azalacak. Finansal medyanın izlenme oranları düşecek, dolayısıyla aldığı reklamlarda bir ölçüde azalacak. Bence finans medyasını da bu tarafa yazmalıyız. Borsaların yükselmesi işlem hacmini artırdı. Bu da ilgili kurumların karını, işlem hacmini, dolayısıyla bu kurumların ilgili bölümlerinde çalışacak kişi sayısını, satış personel sayısını, finansal analizci sayısını artırır diye düşünsem sanırım haklı olurum bir anlamda borsanın yükselmesi, borsada işlem gören şirketler hakkında finansal analiz yapan kişilerin bile yararına diye düşünüyorum açıkçası. Borsada fiyatlar yükselirse daha çok sayıda şirket halka arz etmek isteyecek. Onların borsaya açılma çalışmalarında yardımcı olacak finansal kurumlar bu işlemlerden kar elde edecekler. O halde finansal kurumları da bu tarafa yazıyorum. Aslında devlet de borsanın yükselmesini ister. Borsa yükseldikçe yatırımcılar daha mutlu olur ve kişilerin özel emeklilik fonlarındaki paraları borsadaki artıştan yararlanır. Bu videonun ana konusundan saptığımızın farkındayım ancak kendi düşüncemi sizinle paylaşmak istedim. Borsada hisse senedi fiyatlarının yükselmesinden faydalanan pek çok paydaş olduğunu düşünüyorum. Borsanın yükselmesini istemeyen tek bir grup var. O da hissenin fiyatının düşeceğine inanarak açığa satış yapmış olan bu kişilerdir. Açığa satış yapmadan önce firmanın finansal durumunu, yöneticilerini, projelerini iyice incelediklerini ve yaptıkları finansal analiz sonucuna göre bu şirketin borsada işlem gördüğü fiyatın yüksek olduğunu düşünerek satışa geçtiklerini düşünüyoruz şirketin aşırı pahalı bir fiyattan işlem gördüğüne kanaat getirdiler ve sattılar. Bir anlamda dengeleyici rol üstlendiler. Açığa satışın kötü olabileceğine inandığım durumlar da var elbette. Fiyatların düşeceğine inanarak pek çok kişi gelip açığa satış yaptığında bilgisayara daha önceden girilmiş otomatik stop loss emirlerini de tetikliyor ve çok kısa bir sürede çok ciddi fiyat düşüşleri gözlemlenebiliyor. Volatilite çok yükseliyor Açığa satış hakkındaki bu videoyu bitirmeden önce eklemek istediğim bir husus var Biliyorum çok fazla konuştum ama bitireceğim Bir yatırımcı A şirketinin hisse senedinde klasik al-sat şeklinde işlem yaparken B şirketinin hisse senedinde ise fiyatın düşeceğini inanarak açığa satış yapabilir açığa satışın kuralları, düzenleyici kurumun tebliğleri gibi detaylı kurallara bu videoda değinmeyeceğim ancak belli kurallar çerçevesinde yapılabildiği aklınızın bir köşesinde dursun. Açığa satışın piyasalar açısından iyi mi yoksa kötü mü olduğu yorumunu size bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.